Hilmi Hocanızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çarpanlar ayırma konumuzun 3. videosunu çekiyoruz. Önemli bir video çekiyoruz. Neden? Bugün rasyonel ifadelerin sadeleşmesini göreceksiniz. Bu bölümde ilk 2 videoda görmüş olduğunuz formüller, özellikler hepsini tekrar etmiş olacağız. Sorular da uygulamış olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu video ilk 2 videonun da bir özeti olmuş olacak. O nedenle önemli. Hazırsanız başlayalım. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi diyoruz. Bu bölümde anlatacak özellik formül yok. İlk 2 videodaki formülleri ve özellikleri kullanacağız. Dolayısıyla anlatılmaz, yaşanır bir video bu. Biz de örneklerle yaşayacağız arkadaşlar. Örnek 1 ile başlayalım. Söylemiştim, bütün özellikleri, bölümleri, başlıkları kullanacağız diye. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üst tarafta gördüğünüz gibi 4 tane terim var. 4 tane terim olduğu zaman aklımıza ne gelecekti? Birinci videodan hatırlayın, gruplandırma gelecekti. Arkadaşlar gruplandırma yaparken bakınız, ilk ikisini bir grup, son ikisini bir grup yapabiliyorsak önce bunu yapıyorduk. Yapamıyorsak 1-4-2-3, 1-3-2-4 bakabiliyorduk. İlk ikisine baktığımız zaman A parantezini alabiliyoruz. A parantezini aldığımızda birinci terimde A, ikinci terimde B kalmış oluyor. A-B yazdık. İkinci grupta gördüğünüz gibi iki tane terimde ortak ifade yok. Fakat biz ona artık bir grup şerefi verdiğimiz için ona bir parantezde yazmamız gerekiyor. Ama neye dikkat ediyorduk? Başında eksi olduğu için eksi parantezine alıp ortadaki işaret değişiyordu arkadaşlar. Şu işaret eksi parantezini aldığımızda aradaki işaret artı ise eksi, eksi ise artı oluyordu. Alt tarafa şimdilik dokunmayalım. Çünkü orada zaten sade bir ifade var. A-1 yazalım. Üst tarafta ne yapabiliriz arkadaşlar? İki tane terim var gördüğünüz gibi. A-B ortak çarpan parantezini aldığımızda birinci terimde ne kaldı? A kaldı. Eksi. İkinci terimde ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadığı zaman ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Çünkü orada görünmeyen bir 1 çarpanı var. Aşağıda da A-1'i gördüğünüzde bu A-1'ler sadeleşir ve işlemimizin sonucu en sade biçimi A-B olmuş olur. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi 3 tane terim. 3 tane terim olduğu zaman iki türlü bakmak lazım olaya. Bu bir tam kare ifadenin açılımı mı? Değilse 3 terimliler mantığıyla yapacağız. Şöyle yapabilirsiniz. Tam kare ifadenin açılımı olsun olmasın 3 terimliler mantığıyla da yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Ne demekti tam kare? Hatırlatalım. A-B'nin karesi neye eşitti? Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bu böyle bir formatta mı? Yani bu bir şeyin karesi mi? Bu bir şeyin karesi mi? Ortadaki de bu iki şeyin çarpımının iki katı mı? Arkadaşlar 4x kare 2x'in karesidir. 9y kare 3y'nin karesidir. 2x ile 3y'nin çarpımının iki katı da 12xy yapar. Dolayısıyla yukarısı arada eksi olduğu için 2x eksi 3y'nin karesi olmuş oldu. Gördüğünüz gibi tam kareyi burada tekrar etmiş oluyoruz. Alt tarafta ne var arkadaşlar? 3y-2x var. Hatırlarsanız burada aşağıda 3y-2x var. Üst tarafta parantez içerisinde 2x-3y var. Birbirinin eksilisi. İki türlü çözebiliriz. Ya alt tarafı 2x-3y yapıp başına eksi atabiliriz. Ya da üst tarafta parantez içini ters çevirdiğimizde bir şey yapmak zorunda kalmayız. Neden hocam böyle bir şey yapmak zorunda kalmıyoruz? Kareden dolayı arkadaşlar. Bir şeyin karesi ile eksilisinin karesi aynı şeydir. 2'nin karesi de 4'tür. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Yani 2x eksi 3y'nin karesi ile 3y eksi 2x'in karesi aynı şey olduğu için bu şekilde yazabiliyoruz. Daha sonra sadeleştirme şu anda yapabiliyoruz bakın. Alt taraftaki 3y eksi 2x ile üst taraftaki 3y eksi 2x'in bir tanesi gittiğinde bir tanesi kalmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız 3y eksi 2x olmuş oluyor. Burada neyi hatırlamış olduk? Hem tam kare açılımından tam kare dönüşü hatırlamış olduk. Hem de parantez içerisinde yer değiştirdiğimizde karede bir şeyin değişmediğini hatırlamış olduk. Bunları yapmıştık arkadaşlar birinci videomuzda. Bu videomuz o anlamda bir aynı zamanda tekrar videosu. Evet arkadaşlar, bu soruda da gördüğünüz gibi iki kare farkıyla karşı karşıyayız. İki kare farkını da hatırlatalım kenarda. A kare eksi B karenin açılımı neydi? A eksi B çarpı A artı B idi. Dolayısıyla burada A dediğim şey 2019, B dediğim şey 2018.
Nasıl açıyorum? 2019-2018 yani A-B çarpı 2019 artı 2018 bölü 4037. Değerli arkadaşlar, yukarıda gördüğünüz gibi şurası 1 yapmış oluyor. Şurası ne yapıyor bilin bakalım? 4037 yapıyor. Dolayısıyla 4037'leri sadeleştirdiğimizde de sonucu 1 bulmuş oluyoruz. Bu örneğimizde de 2 kare farkını hatırlamış olduk. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuzda da bakalım hangi kuralları tekrar edeceğiz. Burada 4 tane ifade var. Tek tek bakalım. Birincisi arkadaşlar, x kare eksi 2x artı 1'in bir tam kare açılımı olduğunu görürseniz süper. Nasıl göreceğiz? Tam kare açılımı neydi? A kare eksi 2ab artı b kare a eksi b'nin parantez karesine eşittir. Şunları karıştırmayın arkadaşlar. Bakınız, a eksi b'nin karesi bir tam kare açılımıdır. Bu da a kare eksi 2ab artı b karedir. A kare eksi b kare ise bakın tam kare açılımı değildir. İki tane karenin farkıdır. Bu da a eksi b çarpı a artı b'dir. Bunlar çok karıştırılır. Arada bir tekrar edeceğim. İşte şu birinci ifadenin şu kalıba uyduğunu görmeniz gerekiyor. A kare eksi 2ab artı b kareden a eksi b'nin karesinden x eksi 1'in karesi olduğunu görüyoruz. Peki hocam, ya onu göremezsek ne yapacağız hocam diye soracak olursanız, göremezseniz şunu yaparsınız. Bir de 3 terimli ifadelerimiz vardı hatırlarsanız. 3 terimli ifadelerimizden yapalım o zaman. 3 terimli ifadelerden şöyle diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Hani x karenin katsayısı 1 olduğu zaman çarpımları 1'i veren, toplamları eksi 2 veren ne vardı? Çarpımları 1'i, toplamları eksi 2'yi veren eksi 1'e eksi 1 vardı arkadaşlar. Eksi 1'e eksi 1 olduğu için de x eksi 1 çarpı x eksi 1 anlamına geliyor. O da x eksi 1'in karesi anlamına geliyor. İkinci kesrimize bakalım. Üst tarafta 2 tane terim var. Ne yapabiliriz burada? Bir bakın bakalım. Ortak parantezi alabiliriz. Zaten başlıklarımız neydi? Ortak parantezini alma, gruplandırma, tam kare ifadeler, 2 kare farkı, 3 terimliler, 2 küp farkı ve toplamı, enteresan bir küp formülü, bir iki ifadenin toplamın ya da farkının küpü, terimle ekleme çıkarma ve değişken değiştirme, bu bölümleri kullanıyoruz. Üst tarafta ortak parantezi alma kullanacağız. X parantezinde x artı 1 yazacağız. Alt tarafta ne var peki arkadaşlar? 2 kare farkı var. 1 ya da yerine 1'in karesi yazdığınızı varsayarsak x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde açmış olursunuz şuradaki formüle göre. En güzel yere geldik. En sevdiğiniz yere geldik. Sadeleştirmelere geldik arkadaşlar. Sadeleştirmelerimizi de renkli kalemle yapalım. Renkli renkli sadeleştirelim. X artı 1 ile x artı 1 sadeleşir. X eksi 1 ile yukarıdaki x eksi 1'in karesinin bir tanesi gider. Bu kalanla da bu gider arkadaşlar. Geriye x kalmış olur değerli öğrencilerim. Gördüğünüz gibi kalabalık bir grupla karşı karşıyayız. Burada da arkadaşlar tam kareleri, efendim mesela iki kare farklarını, küpleri, müpleri kontrol ve tekrar edeceğiz. Şimdi birinci kesrimize bakalım. Y küp artı 27. Bu hangi başlığımıza giriyor? 27 3'ün küpü olduğu için y küp ile 3'ün küpü, yani iki tane küpün toplamı. A küp artı B küp açılımı. Bir önceki videoda. Açalım A küp artı B küpü. Neydi A küp artı B küp? A artı B çarpı birincinin karesi. Eksi. Bakın Y küp artı 27 arası artıysa birinci parantez için artı oluyordu. İkinci parantez ilk işaret eksi oluyordu. Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı, yani Y çarpı 3'ten 3Y artı ikincinin karesi. Bölü. İsterseniz şurada bir hatırlatayım. A küp artı b küpü a artı b çarpı a kare eksi ab artı b karedir. Eğer burası eksi olursa burası eksi, burası artı, burası her zaman artı oluyor. Alt tarafa gelelim. Bu da 3 terimliler. Nasıldı o? Y karenin katsayısı 1 olduğu için çarpımı eksi 3'ü veren, toplamı eksi 2'yi veren iki tane sayı arıyoruz. Eksi 3 ile 1. O zaman bu y eksi 3 çarpı y artı 1 olmuş oluyor. Çarpı diyoruz. Buraya bakalım. Y eksi 3'ü aynen yazıyoruz. Y kare eksi 1'i de 2 kare farkından açıyor. Alt tarafa gelelim. Y kare eksi 3 y artı 9 3 terimliler gibi görünüyor ama gözünüzün ucuyla arkadaşlar şuraya dikkat ederseniz şuraya aynısı olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bunun da aynısını yazarsınız. Sıra geldi en sevdiğimiz yere, sadeleştirmelere. Çat çat pat. Güm, güm.
Ne kaldı? Y artı 3 çarpı y eksi 1 kalmış oldu. Bir diğer sorumuz. Yine üst ama burada bir şeye dikkat edeceğiz. Ortada bölme. Kesirli ifadelerde bölme nasıl yapılıyordu? Birinciyi yazıyoruz. Çarpı ikinciyi ters çeviriyoruz. Unutmayın. Yapacağız zaten. Şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursak. B kare artı 5b artı 25 üçlü önce tam kare oluyor mu diye bakalım. B kare bir şeyin karesi b'nin. 25 de 5'in karesi. Ortada ne olması gerekiyor? Bunların çarpımının iki katı. Yani b çarpı 5 çarpı 2 olması gerekiyor. 10b olması gerekiyor. Yok. 3 terimler mantığında mı acaba burası? Yani çarpımları 25'i veren, toplamları 5'i veren bir ifade var mı? Yok. O zaman burası duracak. Heyecanlanmayın. Neden duracak dedim. Birazdan anlayacaksınız. Yani buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Aynısını yazacağız. Alt tarafa ne diyelim şimdi? Şurada ne yapabilirim? 2 terim var. Ortak parantezini alalım. 2b parantezinde b artı 5 olmuş olur. Şimdi bölme vardı. Çarpı diyorum ters çevir. Yani şimdi alt tarafı üst tarafa yazacağım. B kare eksi 25'i üst tarafa yazacağım. Arkadaşlar b kare eksi 25 2 kare farkıdır. B'nin karesiyle 5'in karesidir. Dolayısıyla b eksi 5 çarpı b artı 5 olmuş olur. A kare eksi b kare eşittir. A eksi b çarpı a artı b olduğu için. Şunu da alt tarafa yazacağım. Bu da nedir arkadaşlar? B küp eksi 5'in küpü olduğu için 2 küp farkıdır. Yani a küp eksi b küptür. Nasıl açıyorduk onu da? B eksi 5 yazıyorduk. Sonra birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı 5b artı ikincinin karesi. Gördünüz mü arkadaşlar? İlk başta bulamadığımız şeyin aynısı çıkmış oldu. Hadi gelin sadeleştirelim. Gitti. B eksi 5'ler gitti. B artı 5'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 2b kaldı. Yani cevap 1 bölü 2b olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar. Hocam neden bu ifadeyi sağda yukarıda sıkıştırdınız, orada çözdünüz, aşağıda çözmediniz? Bir amacım var. Size öyle bir teknik anlatacağım ki sadeleştirilmiş biçimi sorusuyla karşılaştığınızda bu soruları garantili bir şekilde çözeceksiniz ve bir net garanti. Diyelim açılımları hatırlayamadım. Sadeleştirmeler çok karışık görünüyor. Tamam belki bu soruyu yapabilirsiniz ama şöyle bir tekniğimiz var. Değer verme. B'ye değer vereceğim. Bu değer verme tekniği dikkatli dinleyin. Yani alışırsanız çok güzel olur. Sadeleştirebildiğiniz soruları sadeleştirerek yapın ama İşin içinden çıkamadığınız sorular ya da çıkamayacağınızı hissettiğiniz soruları bu yöntemle yapabilirsiniz. Değer verme tekniği şu. Arkadaşlar B'ye değer vereceğiz. Fakat değer vermenin en önemli şey B'ye verdiğimiz değer şıklarda aynı sonucu ortaya çıkarmayacak. Mesela B'ye 1 vermek her zaman tehlikelidir. 1 ve 2'ler genelde sıkıntı yapar. Neden? Bakın B'ye 1 verdiğinizde A şıkkı da 1 bölü 1'den 1, D şıkkı da 1 olmuş oluyor. Peki B'ye 2 versek sıkıntı var mı? B'ye 2 verdiğimizde A şıkkı 1 bölü 2 oluyor, B şıkkı 1 bölü 4, C şıkkı 1, D şıkkı 2, E şıkkı 7. Sıkıntı yok. B'ye 2 yazıyoruz. Hemen bunu yazdıktan sonra şıklarda ne değerler elde ettin yazalım. B'ye 2 verdiğimizde A şıkkı 1 bölü 2, B şıkkı 1 bölü 4, C şıkkı 2 bölü 2'den 1, D şıkkı 2, E şıkkı 7 olmuş oluyor. Arkadaşlar B'ye 2 verdik. Şimdi gelip yukarıda B'ye 2 yazıyoruz. 2'nin karesi artı 5 kere 2 artı 25 bölü 2 çarpı 2'nin karesinden 8, 10 çarpı 2'den 20 bölü, birazdan sayılar yazarız. 2'nin küpü 8 eksi 125. Alt tarafa ne yazıyoruz arkadaşlar? 2'nin karesi 4 eksi 25. Şimdi toparlayalım. Şurası ne yaptı? 39 bölü 28 çarpı 4 eksi 25 eksi 21 yaptı. 8 eksi 125 de eksi 117 yaptı. Bunun sonucu ne yapıyor bakalım? Şu eksiler gider arkadaşlar. Sadeleştirmeler yapacağım. Kırmızılı yapalım karışmasın diye. 21 7'ye böl 3. 28 7'ye böl 4. 3 kere 39 da 117 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da sadeleşti. 1 bölü 4 bulduk. Şıklarda hangisi 1 bölü 4'tü? B şıkkı 1 bölü 4'tü. B şıkkını işaretliyoruz. İsteyen böyle yapsın, isteyen öbür türlü yapsın. Eğer çarpanları ayıramıyorsanız
değer vererek yapabilirsiniz. Değer vermede birinci önemli olay neydi? Verdiğiniz değer şıklarda aynı şık oluşturmayacak. Neden? Çünkü 1/4 buldunuz ya, şıklarda bir tane daha 1/4 olsa hangisini işaretleyeceksiniz? Önce şıkları kontrol ediyoruz. Farklı olmasını istiyoruz. Sonra yukarıda yerine yazıyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Burada m üzeri 1/8 falan filan var. Dikkatli olalım. Şu kökmeyi de bir hatırlatalım kenarda. Kökme, köklü ifadelerde anlatmıştık. M üzeri 1/2 eşittir. Neden m üzeri 1/2 eşittir? M'nin kuvveti 1, görünmeyen derece 2, kuvvet bölü derece yapıyor. Şimdi arkadaşlar, biz önce köşeli parantezi bir yazalım. 1 eksi m üzeri 1/8 bölü 1 eksi m üzeri 1/2 çarpı diyorum. Çünkü ters çevirip çarpacağım. 1 artı m üzeri 1/8 bölü 1. Bu köşeli parantez. Bunu aynen yazdık düşünelim. Bir daha bölme var arkadaşlar şurada. Onu da çarpı diyerek yine ters çevirelim. Böyle bölü 1 diyelim. Sıkı durun şimdi. Arkadaşlar şuraya bakalım. 1 eksi m üzeri 1/8 çarpı 1 artı m üzeri 1/8 ne yapar? Bu neyin açılımı? A eksi b çarpı a artı b demektir. Peki a eksi b çarpı a artı b ne demek? A kare eksi b kare demektir. Yani 1'in karesi eksi m üzeri 1/8'in karesi. Onu da kenarda yapalım. M üzeri 1/8'in karesi demek arkadaşlar, üstleri çarpıyorduk biliyorsunuz. 1/8 ile 2'yi çarparsanız 1/4 bulursunuz. O zaman değerli arkadaşlar, 1 eksi m üzeri 1/4 bölü 1 eksi m üzeri 1/2 çarpı 1 artı m üzeri 1/4 olmuş oluyor. Peki arkadaşlar, şimdi şu ikisinin çarpımı ne olacak peki? 1 eksi m üzeri 1/4 ile 1 artı m üzeri 1/4'ün çarpımı da yine 2 kare farkının açılmış halidir bu. A eksi b çarpı a artı b'dir. Yani a kare eksi m üzeri 1/4'ün karesi. O da 1 eksi m üzeri 1/2 yapar. Çünkü 1/4 ile 2 çarparsanız 1/2 yapar. Alt tarafta da aynısı var. Dolayısıyla cevabı 1 bulmuş oluruz. Burada toplama çıkarma var gördüğünüz gibi. Toplama çıkarmada da arkadaşlar aynen kesirli sayılarda, rasyonel sayılarda olduğu gibi payda eşitleme yap. Peki payda eşitlemeyi nasıl yapacağız? Burada a kare eksi 1 var, burada a artı 1 var. O zaman a kare eksi 1'in ne olduğunu kenarda yazalım. Bu bir iki kare farkıdır. A'nın karesi 1'in karesi. Yani a eksi 1 çarpı a artı 1. O zaman madem ikinci kesrin paydası a eksi 1 çarpı a artı 1, payda eşitlemek için bunu 1 ile bunu a eksi 1 ile genişletmemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar hem pay hem paydayı çarpacak olursak a kare eksi a, yukarıda eksiyi dağıtarak yapıyorum, eksi 1 artı a bölü a kare eksi 1 olmuş oldu. Peki yukarıda neler oluyor? A'lar gidiyor, a kare eksi 1 kalıyor, alt tarafta da kare eksi 1. Cevap da buradan 1 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi birinci ve ikinci videolarımızı tekrar ediyoruz. İki kare farkları, tam kareler, iki küp farkı toplamı karşımıza çıkıyor. Bu soruda da gördüğünüz gibi yine toplama var burada. Payda eşitlememiz lazım. O zaman paydaları kendi aralarında ne anlama geldiğini görmek için y küp eksi 1'i kenarda kimse görmeden bir açalım. Gördüğünüz gibi 1, 1'in küpü anlamına geldiği için iki küp farkı olmuş oluyor. Y eksi 1 yazıyoruz. Sonra birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı y çarpı 1'den y artı ikincinin karesi. Gördüğünüz gibi çarpanlardan biri diğer paydada. O zaman ben bunu 1 ile bunu da y eksi 1 ile genişletirsem paydaları eşitlemiş olurum. Nerede eşitlemiş olurum paydaları? Y küp eksi 1. Hatta onu da açarak yazalım. Belki sadeleştirmemiz gerekebilir. Paydayı şöyle yazalım arkadaşlar. Y küp eksi 1 olarak da yazabiliriz. Üst tarafta ne oluyor? 1 çarpı 3y, 3y artı y eksi 1 ile y eksi 1'i çarp. Y eksi 1 ile y eksi 1'in çarpması demek ne demek değerli arkadaşlar? Y eksi 1'in karesi demektir. Hadi bakalım. Yukarıyı bir toparlayalım. Y eksi 1'in karesini açtığımızda, yani y kare eksi 2y artı 1 olarak açtığımızda, bir de buradaki 3y ile topladığımızda y kare artı y artı 1 elde ederiz. Allah Allah, bir de ne görelim aşağıda? Y kare artı y artı çarpımları da aynı ifadeyi görmüş olduk. Şunlar sadeleşti. 1 bölü y eksi 1 olmuş oldu
değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bu soruda bir toplama var, çarpma da var tabii. Önce çarpma yapacağız biliyorsunuz işlem önceliğinden. Değer vererek çözebilirsiniz bu soruyu. K'ya örneğin 2 verirsiniz. Şıklarda aynı şık oluşmadığını görüp yukarıda da K'ya 2 yazdığınızda elde ettiğiniz sonucu şıklarda işaretlersiniz. Önce şıklara değer veriyoruz aynı şık olmasın diye. Önce şu çarpma işlemini yapmadan önce parantezi içine bakalım. Parantezde çıkarma işlemi var. Bunun altında 1 var. Payda eşitleme mantığıyla 5K artı 4 ile bunu 1 ile bunu genişlettiğinizde parantez içerisini 5K artı 4 eksi 1 bölü 5K artı 4 bulmuş olursunuz. Yani 5K artı 3 bölü 5K artı 4. Soru o zaman şöyle olmuş oldu arkadaşlar. 1 bölü, şunu da çarpanlara ayıralım. 5K kare eksi K eksi 4'ü 3 terimlilerden. Çarpımları 5K kareyi veren ne var? 5K'ya K var. Çarpımlar eksi 4'ü verecek ama çapraz çarpımları da eksi K'yı verecek arkadaşlar. O zaman şuraya eksi 1, şuraya da 4 yazarsanız ortayı vermiş oluyor. Eksi 5K, 4K daha eksi K yapmış oluyor. Yazarken yan yazıyorduk. Yani 5K artı 4 çarpı K eksi 1 yazıyoruz. Artı ikinci kısımda ne var şimdi? 1 bölü K eksi 1 çarpı 5K artı 3 bölü 5K artı 4 var. Gördüğünüz gibi paydalar zaten aynı arkadaşlar. Şu ifadenin çarpımı nasıl yapılıyor? Paylar çarpıp üstü yazılıyor. Paydalar çarp altı yazılıyor. Yani biz hepsini gördüğünüz gibi paydalar da aynı olmuş oluyor. Aynı payda da yazalım. 5K artı 4 çarpı K eksi 1 olarak yazalım. Üst taraf ne olmuş oldu? Burası 5K artı 3. Buradaki 1 ile toplarsak paydalar aynı çünkü. 5K artı 4'ü elde etmiş oluruz. 5K artı 4'ler sadeleştiğinde de 1 bölü K eksi 1 elde etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Ama eminim değer verme yöntemini sevdiğiniz ve siz oradan yapacaksınız. Şöyle bir sorumuz var. Kesri sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre M'yi bulalım. Arkadaşlar bu kesrin sadeleştirilebilir olması için önce alt tarafı bir çarpanlara ayıralım. Burada x karenin katsayısı 1 olduğu için taktiğimiz neydi? Çarpımları eksi 5'i veren toplamları 4'ü veren iki sayı buluyorduk. Çarpımlar eksi 5, toplamları 4'ü veren sayıları bulunca da x artı 5 çarpı x eksi 1 olarak yazıyorduk. Peki yukarıdaki ifadenin çarpanları ne olmalı ki sadeleşsin? Yukarıdaki ifadenin çarpanlarından biri x artı 5 olabilir mi? Olamaz. Çünkü çarpımları eksi 7'yi veren iki sayı arıyoruz. Bunlardan biri 5 değil. M tam sayı diyor çünkü. Demek ki yukarıdaki ifadenin çarpanlarından biri x eksi 1'miş arkadaşlar ki sadeleşsin. O zaman çarpanlarından biri x eksi 1 ise çarpımı eksi 7 veren sayılardan biri eksi 1 demektir. Diğeri de 7. Çarpımları eksi 7 verenler toplamları neyi veriyordu? M'yi veriyordu. O zaman M eksi 1 ile 7'nin toplamına eşit olacak. M bu durumda 6 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Evet bir diğer güzel sorumuz. X kök x eksi y kök y bölü kök x eksi kök y. Arkadaşlar burada bir şey görmeniz gerekiyor. Neyi görmeniz gerekiyor söyleyelim. X kök x için söylüyorum. X kök x'in kök x'in küpü olduğunu görmeniz gerekiyor. Nasıl göreceğiz hocam? X yerine biz kök x çarpı kök x yazarsak bir kök x de yanında var. Dolayısıyla kök x'in küpü olmuş oldu. O zaman bu ifade kök x'in küpü eksi kök y'nin küpü bölü kök x eksi kök y olmuş oldu. Yani yukarıda iki küp farkı var. A küp eksi b küp var. Nasıl açılıyordu a küp eksi b küp? A eksi b çarpı a kare kök x'in karesi yani x artı ab yani kök x ile kök y'nin çarpımı artı b kare yani kök y'nin karesinden y yapıyordu. Alt tarafta da kök x eksi kök y var. Sadeleştiğinde cevap x artı kök x y artı y olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Çarpanlara ayırma konumuzun 3. videosunun hepsinin son sorusu. Bu videoda gördüğünüz gibi bayağı bir tekrar yapmış olduk. Bununla tekrarımızı bitirelim. Gülsen her bir x kare tl olan avizelerden x tane satın almış ve 1000 TL'sini peşin ödemiştir.
kalan borcunu eşit x ekson takside böldürdüğüne göre her bir taksit kaç TL'dir? Arkadaşlar her bir x kare TL olan avizelerden x tane satın almışsa bunların fiyatı x kare çarpı x'ten x küptür. Bunların fiyatı x küptür arkadaşlar. Peki bu x küpün, şöyle yazalım, x kare çarpı x'ten x küptür. Ne yapmış bu x küpün arkadaşlar? 1000 TL'sini peşin ödemiş. X küpün 1000 TL'sini peşin ödemişse ne kalmıştır? X küp eksi 1000 kalmıştır. Peki bu kalanı ne yapacak? Taksitlere bölecek. Kaç taksite bölecek? X ekson taksite bölecek. X ekson taksite böldüğü zaman her bir taksidin kaç para olduğunu bulmuş olacak. Yani şu anda bu işlemi bitirdiğimiz zaman sonuç çıkacak arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz gibi 2 küp farkı var. X küple 10'un küpüdür. Dolayısıyla a eksi b, yani a küp eksi b küp açıyorum. A kare artı ab, x ile 10'un çarpımı artı b kareden 100. Alt tarafta da x eksi 10 var. Sadeleştiğinde cevap x kare artı 10x artı 100 kalmış olur. Yani d şık olmuş olur. Evet değerli arkadaşlar, böylece çarpanlar ayırma konumuzu bitirmiş olduk. Problemlere kaldı bir video. Oran orantı videomuz kaldı. Oran orantı konumuzu da anlattıktan sonra problemler konusuna gireceğiz. Zaten problemleri de bitirsek TYT'nin belini kırmış olacağız arkadaşlar. Böylece bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Oran orantıda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın değerli arkadaşlar.